Sevgili izleyenler, Antalya Kumluca D400 yolunun 20. kilometresi Yazır Mahallesi Yanbey mevkinde heyelan meydana gelmişti. Dün sizlere de aktarmıştık. Sizin de bildiğiniz gibi Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı. Dün Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu aktarmıştı yol durumunu. Yaklaşık 25-30 metre çöken yolda heyelanın yer aldığı, devam ettiği bildirilmişti. Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken yolun ulaşıma kapanması nedeniyle de alternatif yol güzergahları oluşturulmuştu. Peki şu an ne durumda Kumluca yolu? Son durumu öğrenmek için Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ile bağlantımız gerçekleşiyor. Efendim öncelikle merhabalar diyelim ve devam edelim. Kumluca, Finike, Demre, Kaş için önemli bir yol ama Kumluca yaş sebze meyve üretiminin de en önemli merkezi. Ulaşım çok önemli. Pazar gününden bugüne ulaşım sorunu yaşanıyor mu? İlk olarak böyle başlayalım. Şimdi tabii ki öncelikle iyi akşamlar diliyorum ben sizlere. Tabii ki Batantalya, siz de girişte ifade ettiniz. Burası Batantalya'nın can damarı, ana damar. Sonuçta burada yaşadığımız bu afet, heyelan afeti gerçekten büyük bir sıkıntı oluşturdu. Geçen yıl 2016 yılında bu bölgeden İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre 36 milyon dolar ihracat yapılmış. 2017'de 52 milyon dolar ihracat yapılmış yaş sebze meyve olarak. Ve sonuçta 2016-2017 arasında %44 artış olmuş. Bu bölge gerçekten ihracat anlamında yaş sebze meyvenin en çok ihracatın yapıldığı bir bölge. Bu sadece ihracatla ilgili kısmı. Tabii ki iç piyasayı da düşündüğünüz zaman yaş sebze meyve anlamında önemli bir üretim merkezi. Tabii Kaş'ın kınığından başlıyor. Demre, Finike ve Kumluca'yı bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bu yol sadece tarımsal anlamda tırların ve kamyonların vızır vızır çalıştığı bir yer. Sadece Kumluca'dan çıkan günlük tır ve kamyon sayısı 200. Tabii ki siz burada ticaretin canlılığını düşündüğünüz zaman sadece tır ve kamyon olarak düşünmeyin. Günlük Antalya istikametine giden Kumluca, Finike, Demre ve Kaşlı vatandaşlarımız veya buralara gelecek olanlar karşılıklı olarak gerçekten çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar şu anda. 30 dakika en az geçmişteki yolculukla sürede bir sıkıntımız var. Şu anda verilmiş olan, alternatif olarak verilmiş olan Belen, Adrasan, Yazır, Olimpos Kavşağı istikametindeki yerde yol standartları çok düşük. Burada sadece arabaların gelip geçtiği bir yolken buralardan düşünün tırlar gelip gidiyor. Tırların, kamyonları gelip gidiyor. Birbirlerini sollama şansları yok. Keskin virajlar var, rampalar var. Sürekli sıkıntı yaşanan bir bölge. Tabii afettir, doğal afettir, beklenmeyen bir şeydir. Şimdi bu konuda diyebileceğimiz çok fazla bir şey yok ama burada mutlaka ve mutlaka en kısa sürede bu alternatif mevcut yerde bir geçiş verilmesi gerekiyor. Tabii Karayolları Genel Müdürlüğümüz bugün Ankara'dan, Genel Müdürlük'ten şube müdürleri de geldi, incelemeye geldiklerini biliyorum. Muhtemelen bütün bu konuları masaya yatıracaklar. Batı Antalya'nın ekonomisine büyük bir darbe vuracak. Batı Antalya'daki ulaşım noktasında şu anda gerçekten ana damarda bir şey oldu. Biz sadece şu anda stent takıyorlar ya damara, yani sanki bir bypass'ta küçücük bir şeyle sorunu çözmeye çalışıyoruz ama ne yapılır bilemiyorum. En kısa sürede burada bir müdahale gerekiyor. Demirden ekstra bir şey mi yapılır zemine, ne yapsak hem ekonomik olarak hem zaman olarak hem insan hayatı açısından, kazalar olmaması açısından gerçekten bir çıkmazın içerisindeyiz. Allah daha büyük afet vermesin. Tabii karayollarımız konuyu takip etmiş. Herhangi bir kaza olmadan o heyelan bölgesini önceden keşfedip 24 saat önceden takibi almışlar. Ve sonuçta herhangi bir kazaya meydan vermeden tedbir alarak yolu kapattılar ama şu anda yağmur devam ediyor. Heyelan durmadı. Heyelan ne zaman durar? Bütün bunları bekler de önümüzde bir ay, iki ay, üç ay gibi bir süre içerisinde yol alternatif geliştiremezsek
İnanın gerçekten büyük sorun yaşayacağız biz. Bölgede şu anda insanlar her gün acaba nasıl çare bulunabilir bunu düşünüyorlardı. Evet, Sayın Sizinle Çetin canlı Kaya, bağlantı yapmadan 10 dakika önce belediye meclis üyemiz... Sayın Çetin Kaya, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu sıkıntıları gidermemiz gerekiyor. Biz size teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz tekrar tekrar yine gelişmeler oldukça sizden bilgiler almaya devam edeceğiz. Şu an için süremiz kısıtlı. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyenler, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya aktardı Kumluca'daki son durumu.